Kocamı rahat bırak falan demeye geldiysen güzelim, benle değil, git kocanla konuş. Hayır. Ben oğlun Anıl için geldim. Anıl mı? Ne olmuş Anıl'a? Niye yetimhaneye bıraktın onu? Sana ne be? Hem sen kimsin? Korkmana gerek yok. Ben Anıl'ın iyiliğini istiyorum. Ben de iyiliğini istedim. O yüzden verdim yetimhaneye. Bir baksana çevrene. Burada mı büyüseydin? Çevreni değiştirseydin o zaman. Sevmiyorum çocuk mucuk, var mı? Hem sana ne oluyor? Zangoç gibi dikildin tepeme, hesap soruyorsun. Otur lan aşağı. Otur. Seninle konuşacaklarımız var. Yetimhaneden oğlunu al. Analık et demeye geldiysen, hiç niyetim yok, haberin olsun. Hayır. Ben alacağım oğlunu. Önce sen yetimhaneden alacaksın. Sonra ben senden alacağım. Merak etme. Çok iyi bakacağız ona. Demek oğlumu istiyorsun ha? Ne şanslı çocukmuş be. Şanslı olsaydı senin gibi bir anadan doğmazdı. Aa, alındım ama şimdi bak. Benden ne istiyorsun? Git yetimhaneye al çocuğu. Kocamın sabıkası var. Biz yasal olarak evlat edinemiyoruz ama sen gidip yetimhaneden Anıl alırsan biz de senden alırız. Sabıkalı dediysem de korkma. Harika bir adamdır. Bana ne sabıkasından? İsterse seri katil olsun. Benim derdim başka. Benim bu işten çıkarım ne güzelim. Ne istiyorsun? 200 bin. İmzala şunları. Al 200 bin. Bu kadar kolay olacağını bilseydim daha fazla isterdim. Biraz haysiyet vereyim istersen. Bende fazla fazla var. Bu arada artık Anıl'ın annesi benim. Olur da parayı harcarsın, sefil olursun, sakın karşıma çıkayım deme, seni bu pavyonun ortasına gömerim. Tamam be tamam, istemem. Yavaş, deve. Ortamda oksijen bırakmadın lan. Dedem, uykusuz musun lan? Biraz, biraz. Ne diyorsun oğlum? Meltem'le mi beraberdin lan? Ha, akşam Meltem'i eve bıraktı. Baba. Nedir son durum? Yani görüşüyoruz. Görüşüyoruz ne oğlum? Bak hele bak, bak gözlere bak. Bunlar kesin sevgili oldular dede ha. Allah Allah. Sen de başımıza iyice ilişki perisi oldun ha. Bizden mi saklıyorsun lan? Ya yok. Ya ben bugüne kadar sizden ne sakladım oğlum?
Tamam, var bir şeyler. Ama şimdilik saklıyoruz yani. Kimden lan? Ne bileyim kimden dedim. Oğlum bununla var ya bak, cücük kadar beyin varsa ben de bu alemle etek giyip gezeceğim lan. Ya o değil de. Şu bizim içimizde. Şu imkansız açtan muzdarip bir ben kaldım ha. O iş zor Yonca. O iş çok zor Yonca. Hele sen Ümran Hanım'ın kocası bir toprağın altından toprağın üstünde duhul etsin. Ondan sonra gör imkansızı. Neden bak, bu ceset ortaya çıkana kadar bu işi bağladın mı bağladın. Bağlayamadın. Sonrası çok zor. Bir ilişkinin arasına ceset, cinayet girdi mi o iş bir daha dikiş tutmaz. Patates. Öyle değil mi lan? Haklısın dedem. Ya sen genelde haklısın zaten dedem. Doğru söylüyorsun yani dedem. Bak şimdi oğlum. Eğer o ceset gün yüzüne çıkarsa ondan sonra mort. Tamamen unut. Aa böyle işte bahçenin oralarda, havuzun oralarda Mecnun gibi dolaşırsın artık. Ya bir susun ya, bir susun ya. Ulan sinirden kafamda böyle saç çıkacak ha. Efendim? Alo Zülfikar. Sefere çaktırma. Akşam Meltem'ini alıp bize gelsenize. Hayırdır? Ya bir niyesini sorma dedem. Sen benim dediğimi yap. İyi tamam, tamam. Sorarım ben Meltem'e. Gençler, benim ufak bir işim çıktı. Hadi görüşürük. Dedem. Ha? Geceleri böyle rüyanda kuzu melemesi duyuyor musun? Hela, duyuyorum lan. Bak rüya tabirlerinde ne diyor? Üç vakte kadar bir ölüm haberi alacakmışsın. Tövbe estağfurullah lan. Selamın kavle. Ona göre yani akıllı ol. Tövbe estağfurullah. Anaşik, ne yapıyorsun? Geç. Geç, otur şöyle. Evet, anlat. Adam gibi anlat. Ne oldu dün gece? Yani, oldu bir şeyler. Ya, detaya girmeyeyim istersen. Nasıl yapıyorsun bunu ya? Resmen kullandın mı beni? Sen şimdi gidip o sefere taş kafaya falan da anlatmışsındır. Didem şöyle oldu, böyle oldu. Ah, oh, kahkahalar, mahkahalar. Abart, abart. Hadi oradan, bilmiyor muyuz seni? Ay nasıl hala buraya geliyorsun? Ben onu anlayamıyorum yani. İşimiz var. Ne işi? Hayırlı iş. Seferli Sema bizi davet ediyor. Hadi kalk, hazırlan gidelim. Ben gitmiyorum, sen git. Ya tövbe ya. Ya canım aramızda diyorum, aramızda kalacak diyorum ya. Aramızda. Söz ver. Biz sevgili değil miyiz? Sevgili mevgili değiliz abicim. Ben istemiyorum böyle bir sevgili ya. Sevgili dediğim bir sevdiği insanı düşünür. Ne bileyim bu iyi değil der. Ne yaptığını bilmiyor der. Bir el sürmeyeyim der. Öyle ilk savunmasız olduğunda yumulmazsın insana. Lan adamı sinir etme. Vallahi bak dinden imandan çıkaracağına. Hadi kalk giyin diyorum hadi. Ne oluyor bu kabadayı ayakları ya? Ne oluyor? O bıyıklar var ya, onları hacklerim. Yerine ruj koyarım, ondan sonra görürsün gününü. Bak hala konuşuyor. Kızım hadi hazırlansana. Bekliyorlar diyorum hadi. 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 Hayırdır, barajı kurmuşsunuz, maç mı yapacağız? Sana bir sürprizimiz var. Sen nereden çıktın lan, yine mi kaçtın? Yok dedem, yok. Bu sefer kaçmadı. Anıl artık burada yaşayacak. Nasıl ya? O artık bizim çocuğumuz. Baba! Ay. Nasıl ya, nasıl hallettin? Şimdi Sema yengemize sorulacak soru mu bu? Kendisi deveyi iğne deliğinden geçirirmiş, yani biz öldürdük. Elleşme, bir uzak dur ya. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.